Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Başbakan Binali Yıldırım, Sancaktepe'de Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı'nın açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin başarısını hazmedemeyenlerin çirkin saldırılarına devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin 15 yılda kat ettiği bu mesafeyi bir türlü hazmedemeyenler, içine sindiremeyenler çirkin saldırılarına devam ediyorlar. Saldırıların başrolünde de ana muhalefet partisi başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var, FETÖ. Filmin yapımcısı küresel siyaset mühendisleri. Konu Türkiye'ye diş çöktürmek. Bunun için Kılıçdaroğlu'nun eline kağıtlar tutuşturarak adeta Cumhurbaşkanımız hakkında itibar suikasti yapmaya çalışıyorlar. Ey Kılıçdaroğlu, sana buradan sesleniyorum. Sen siyaseten mücadele etmek istiyorsan, senin rakibin, senin karşında Cumhurbaşkanı var. Onunla baş edemeyeceğini anladın. Şimdi de akrabalarına, ailesine mi saldırmaya çalışıyorsun? Bu gayretlerin, işte biz buradayız. Eğer siyaset yapacaksan, bir meselen varsa milletin karşısına çık. Ne söyleyeceğin varsa söyle. Onun eline bu kağıtları verenler bilmiyorlar ki bu millet Cumhurbaşkanı'na her zaman sahip çıktı, sahip çıkmaya da devam edecek. Siyaseten ülkenin geleceği için söyleyeceği sözü kalmayan ana muhalefet partisinin genel başkanı şimdi kendinden başka partisini de bu son çıkışlarıyla uçuruma süratle sürüklüyor. Buradan bir kez daha söylüyorum. Ey Kılıçdaroğlu, hey bende ne varsa dök de rahatla. İşi arkası yarın tefrikalarına çevirme. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla başlayan ve ABD'deki kumpas davasıyla süren iftira kampanyasına Anadolu Yayıncılar Derneği'nden ortak bir tavır geldi. ABD'de hazırlanan bu kumpasın tuzağına düşmeyeceğiz denilen basın açıklamasında ulusal medya mensuplarına da sorumluluk çağrısı yapıldı. Anadolu Yayıncılar Derneği'nden yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan Reza Zarrab'ın da içinde yer aldığı kumpas davası ile ilgili son günlerde yerli ve yabancı medyada ülkemiz aleyhine bazı haberler çıkmaktadır. Bu haberler zaman ayarlı, sonuç almaya dönük sipariş haberlerdir. Yapılan bu haberlerle görünüşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ailesi hedef alınmaktaysa da asıl hedefin Türkiye olduğunu görmemiz gerekir. Son dönemde Suriye'de ve Kuzey Irak'ta PKK ve YPG'ye karşı vurulan darbeler maalesef batılı dostlarımızı mutsuz etmiştir. Milli üretim, milli sanayi ve bağımsız dış politika diyen Cumhurbaşkanımız hedef tahtasına oturtulmuştur denildi. Açıklamanın devamında ise bizler Anadolu yayıncıları olarak bu tuzağa düşmeyeceğiz. Varsa yapılan yanlışlar kendi aramızda çözeriz. Kaldı ki ismi geçen şahıslar siyasetten çekilmişlerdir. Bu davayla Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmak istendiği çok açıktır. Sayın Erdoğan'a kurulan tezgah üzerinden ülkemize operasyon çekme çabalarını görüyor ve itiraz ediyoruz denildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, darbelere, mandacılığa, ihanete hiçbir zaman prim vermeyen Anadolu medyası olarak üyemiz bulunan 348 yerel medya kuruluşuyla bu darbe sürecine dur diyeceğiz. Amerikan basını ve siyasilerinin hazırladığı tuzağa düşmeyeceğiz.
Bu çerçevede ulusal medya mensuplarına da sorumluluk çağrısı yapıyor, milli ve yerli bir duruş göstermelerini bekliyoruz dedi. Şanlıurfa Valiliği tarafından özel bir otelin toplantı salonunda ekonomik durum toplantısı düzenlendi. Hızlı bir şekilde bakarsak gördüğünüz gibi bu rakamın daha da büyüyeceğini öngörüyoruz. Baktığınız zaman bu rakamla değil. Şanlıurfa Valiliği tarafından sivil toplum kuruluş temsilcileriyle kurum müdürlerinin katıldığı ekonomik durum toplantısı düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'nın da katıldığı toplantıya sivil toplum kuruluş temsilcileriyle kurum müdürleri katıldı ve oda başkanları da hazır bulundu. Bu ayki ekonomik durumun gerçekleştirilmesi basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda ekonomiyle ilgili durum değerlendirmesi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimle göreve gelen Kent Konseyi Yürütme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konseyin yol haritasının şekillenmesi için çalışma yapıldı. Şanlıurfa'da uzun süre gündemi meşgul eden Kent Konseyi'nde geçen hafta sonu yapılan seçim sonucunda Erkan Sözen başkanlığa seçilmişti. Yapılan seçim sonrasında belirlenen yürütme kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bir konuk evinde gerçekleşen toplantıda konseyin yol haritasının belirlenmesi için çalışmaların yapıldığı ifade edildi. Toplantıya Başkan Erkan Sözen'in yanı sıra İbrahim Toru, Profesör Doktor Abdullah Ekinci, Asuman Cevahir Yazmacı, Doçent Doktor Ali Rıza Öztürkmen, Murat Tepe, Avukat Ahmet Tüysüz, İbrahim Coşkun, Ali Acar, Osman Gerem, Ömer A, İbrahim Halil Halktan Kaçmaz, Sadık Sade, Mehmet Güzel, Vildan Polat, Gürkan Billurcu, Yardımcı Doçent Doktor Mahmut Kaya, Sabri Kürtçüoğlu ve Talat Akay katıldı. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu ilahiyatçı İhsan Şen Ocak, Mehmet Akif İnan konferans salonunda Şanlıurfalılarla bir araya geldi. Harran Üniversitesi tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi kapsamında Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılışı ve evrim başlıklı bir sunum gerçekleştiren İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu ilahiyatçı İhsan Şen Ocak, akşam saatlerinde düzenlenen bir programda da Mehmet Akif İnan konferans salonunda Şanlıurfalılarla bir araya geldi. Şen Ocak, Önder İl Başkanlığı'nın Yüz Akı Derneği ile düzenlediği İslam'ın Ufkunda konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında ümmet bilincinden bahseden Şen Ocak, evlerimizi İslam'ın mekteplerine çevirmediğimiz müddetçe ümmetin kurtuluşu mümkün olmaz dedi. Ama önce camileri doldurur, önce namaz der. Şimdi Kur'an bu ayetiyle bize diyor ki, bir asırdır Kudüs'e dağlar bakıp da ağlayan Müslümanlara, eğer Urfa'nın camilerini doldurursanız, babalar evlerinde haftada bir defa cemaatle namaz kılarsa, eşini kızını arkaya, oğlunu arkaya alır, kadınlar daha arkada olduğu halde, وَجَعْلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُ السَّلَاةِ Evlerinizi cami, evlerinizi mescit yaparsanız, Allah Azze ve Celle'nin vaadi var. Nasıl? Camileri dolduran Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri, Sahabe-i Kiram Efendilerimizle Kudüs'e gittiler. Hazreti Ömer'le Kudüs'ü fethettilerse, bir asırdır esaret altındaki Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Şark'tan, Gark'tan, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti yeniden gelecek. Bir asırdır Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, o sema, o kubbeler, Hazreti Muhammed'in sancağını bekliyorlar. Allah'ın vaadi var, Hazreti Muhammed'in müjdesi var. Eğer camileri doldurursak, eğer evlerimizi cami yaparsak, göreceksiniz Hazreti Ömer, Salahaddin Eyyubi, Allah-u Ekber diyerek Kudüs'e nasıl girdiyse, yeniden Kudüs'te Allah'a şükür.
Namazın ehemmiyetinden ve yeni nesil inşasından da bahseden Şen Ocağı ilgi yoğun oldu. Programda salonun alt ve üst katı tıklım tıklım doldu. Ara koridorlar ve dış fuaye salonunda yer kalmayınca dinleyiciler sahnede yerde oturdu. Önder İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı halkın ilgisinden oldukça mutlu olduklarını söyleyerek bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yerli ve yabancı turizm acentelerine Şanlıurfa tanıtıldı. Almanya'dan gelen direktörlere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar sunum yaptı. Tarihi kent Şanlıurfa'nın tanıtımı ve turizmine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde turizm acentelerine sunum yapıldı. Düzenlenen programa Sun Express Almanya Türkiye Direktörü ve 52 turizm işletmecisinin temsilcileri katıldı. Yapılan programa Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, turizm temsilcileriyle birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Tanıtım ve sunum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar tarafından yapıldı. Bu kesimde kültür sanat, yani Şanlıurfa'nın sanatını orada görebilirsiniz. Her bir Şanlıurfa'nın mevcut turizm potansiyelinden bahseden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Şanlıurfa'yı anlamak için yaşamak gerektiğinin altını çizdi. Urfa kültürünün medeniyetin, tarihin, müzikinin, estetiğin, diyalektiğin merkezi. Doğru değil. Setemanda ışık doğudan yükseliyor. Hakikaten ışık doğudan yükseliyor ve bence ışık bu kadar yükselmiş. Göbekli Tepe'mizde 12 bin yıllık tarih belirliyor. 12 bin yıllık tarih belirlendi ama o tarihin o noktaya gelebilmesi için insanlar o inanca, o muhteşem eserlerine ortaya koyabilmesi için en az 3-5 bin yıllık 4 bin birikiminin olması lazım. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ise Şanlıurfa'nın dört bir tarafında tarih yaptığını belirtti. Urfa'nın gerçekten en ince noktalarına kadar yaşamak ve anlamak bir ayrıcalık. Tabi Urfa bir yolu üzerinde olan çok tarihi eski bir şehir. Ve bu da Urfa'nın birçok medeniyetlere eşitlik etmesine sebep olmuş. Tabi ilk tarihin yapıldığı ilk üniversitenin kurulduğu büyük semavi düğün yine vesayetliği yapmış bir şey. Tabi bu da tarihi ve kültür açısından büyük bir zenginlik katıyor. Bu esnaflarımızın orada uygulamalarını yarın inşallah bir gezerek göreceksiniz. Yapılan konuşmaların ardından program Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar'ın sunumlarıyla devam etti. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya sığınan Suriyeliler, kültürlerini unutmamak ve yaşatmak adına bugün bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bahçeli Evler Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen kültür tanıtımına Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, Suriyeli misafirler ve Suriyeli kanaat önderleri katıldı. Suriyeli misafirlerin yaptıkları kısır, lahmacun ve tatlılar misafirlere ikram edilirken, kültürel zenginliğimiz olan Mırra da misafirlere ikram edildi. Suriye'nin Rakka kentindeki kültürel değerleri ve damak tatlarını yaşatmak adı altında görücüye çıkaran Suriyeli kıyafetleri ve damak tatları davetlilere müzik ziyafeti eşliğinde sunularak kültürel dayanışma örneği sergilendi. Money.
Suriye'nin Rakka kentindeki kültür ve değerleri Şanlıurfa'da tanıtarak miraslarını korumaya devam edeceklerini ifade eden Nedim Casım Muhammed, belirli periyotlar halinde bir araya gelip çeşitli aktiviteler hazırlayacaklarını söyledi. Hedefimiz nihna bidna nijma ahli Rakka kulliyata ve nsir ala eid wahda. Kendilerinin şu an Rakka ilindeki olan bütün kesim toplulukları bir araya getirmeye çalışıyorlar ve böyle aktiviteleri gerçekleştirerek, böyle faaliyetleri gerçekleştirerek şu an Urfa'da olan Rakka iline mensup olan kişileri bir araya toplamayı hedeflemektedirler. Bundan sonraki bu aktivitelerimize daha geniş bir şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet İkinci, Muradiye Mahallesi'nde Şeyh Abdüsselam El Haznevi Medresesi'nin temelini attı. Belediyenin katkılarıyla yapımına başlanan medresenin kısa sürede hizmete sunulması hedefleniyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Muradiye Mahallesi'nde Eyyubiye Belediyesi'nin katkılarıyla yapımına başlanılan Şeyh Abdüsselam El Haznevi Medresesi'nin temelini attı. Muradiye Mahallesi'nde yapımına başlanan medresenin temel atma törenine Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şeyh Abdüsselam Haznevi, Şeyh İzzettin Aksan, Şeyh Şükrü'nün oğlu Şeyh Abdülvahap, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, Belediye Başkan Yardımcıları, Kanaat Önderleri, Muradiye Mahalle Muhtarı Mehmet Alak, muhtarlarla çok sayıda vatandaş da katıldı. Eyyubiye Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından temeli atılan ve başta Muradiye Mahallesi olmak üzere çevre mahallelerinde büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan medresenin temeli dualar eşliğinde atıldı. Toplam 4 kattan oluşan medrese içinde Kur'an kursu ve öğrenci yurdunu da barındırıyor. İkinci bodrum katta 4 adet depo, 1 kazan dairesi, birinci bodrum kat ve zemininde 1 adet mescit, idare, 2 misafirhane, 9 adet 12 kişilik, 1 adet 20 kişilik derslikle, 1 kütüphane, birinci katta 9 adet 4 kişilik, 1 adet 8, 1 adet 6 kişilik yatakhane, 2 katta 1 yemekhane ve konferans salonunu barındıran medrese toplam 350 metrekarelik alanı kapsıyor. Medresenin temel atma töreninde konuşan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçeye yatırımların süreceğini belirtti. Manevi yönden bir açlık var. Bu açlığın giderilmesi konusunda da çok değerli kanaat önderlerimiz, büyüklerimiz ciddi çabaları var. Bunlara bir nebze de olsa bizim katkıda bulunmamız bizim adımıza da sevindirici bir durum. Bir başka teşekkür de şimdi artık böyle yerlerin temel atmasını rahatlıkla yapabilmemize olanak sağlayan ümmetin lideri Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok çok teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Daha önceki dönemlerde böyle bir şey bir anda bir araya gelip böyle bir medresenin temel atma törenini yapamazdık. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz aşamayı da göstermiş oluyor. Ben bu vesileyle buraya katılım gösteren çok değerli büyüklerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Burada yoğun emek verecek olan, bundan sonraki desteklerini de gelecek olan herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şeyh Abdüsselam El Haznevi ise medrese yapımına sunduğu katkıdan dolayı Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti. Muhammed ikinci ala mesaihi tayyiba vel hayyira ve taavunihi ala ikameti hazel medrese ve hazel fursel kerim. Ben ercu Allah'a subhanehu ve teala en yuvfikahu ve yuvfika kullellezine kamu bi خدمة هذه المدرسة التي هي مدرسة الرسول عليه الصلاة والسلام. Şanlıurfa'da yemekhanesi olmayan Göktepe İlk ve Ortaokulu'nda taşımalı eğitim gören öğrencilere dağıtılan yemeğin gelmesinin çeliğe dönüşmesi üzerine şarkıcı Haluk Levent harekete geçerek çocuklar için yemekhane yapmaya hazır olduğunu sosyal medya hesabında duyurdu. Hani benim maddi durumum elverişli olsa ben yapardım. 15-20 milyar paradır. Yani devletim o kadar aciz değil. Ben ondan dolayı ben müzdarip. Böyle bir şekilde çok olmuyor.
Ya yaklaşık benim tahminimle 2011 yılında 200 okul yapıldı be. Bütün mesele Urfa içi. Aynı taşımalı sistemler. Ama hiçbirisinde yemekhane yok. Yapılmamış o zaman. O projede alınmamış. Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesine bağlı Göktepe İlkokulu ve Ortaokulu'nda taşımalı eğitim alan 137 öğrenciye bir yemek şirketi tarafından tabillot yemeği veriliyor. Yemekleri alan öğrencilerin okulun koridorunda yerde yemek yerken Göktepe muhtarı Hüseyin Yalçın tarafından çekilen fotoğrafların sosyal medya üzerinde yayınlanması ve konunun Kanal Urfa Haber'de ekranlara gelmesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Ben çektim o fotoğrafları. 10 Şubat herhalde tanıyorsam bir okula gittim, bir şey amaçlı gittim öğrencilere bakmak için. Baktım ki çocuklar koridorda yemek yiyorlar. Sonra fotoğrafları çektim. İdareden habersiz yani, onlardan habersiz çektim. Çektikten sonra onlara da söyledim. Geldim bütün yetkililere de müracaat ettim yani. İlçe Milli Eğitim Müdürü, ondan sonra İl Milli Eğitim Müdürü, sonra Şerafettin Bey geldi, ona da söyledim. Muallimize söyledim, bakanımıza söyledim. Bilmem, gitmediğim yer kalmadı. Maalesef de yaptıramadım o şeyi, yemekhaneyi yaptıramadım. Sizin de halen devam ediyor mu? Halen şöyle devam ediyor. Şu an çocuklar sınıfta yiyorlar. Sınıf masalarda, ders gördükleri sıralarda yiyorlar. Yedikten sonra da ders görüyorlar o sıralarda. Ya ondan sonra biliyorsunuz artık çocuk ile döker şey yapar. Yani şu an yani hijyen diye bir şey yok yani. Öyle size söyleyeyim yani. Yani mekane başka, bir şey başka. Ders işlenen bir sınıfta yemeklerin yenmesiyle geçici bir çözüm bulunmuş olsa da okulun acilen bir yemekhaneye ihtiyacı olduğu gerçeği apaçık ortada. Şanlıurfalı öğrencilerin yemek çilesini fark eden şarkıcı Haluk Levent, Göktepe İlkokulu öğrencilerine yemekhane yaptırmak için harekete geçti. Sanatçı Haluk Levent, genel başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği olarak Şanlıurfa'daki yemekhane sorunu için Milli Eğitim Bakanlığı'yla iletişime geçtiklerini ve onay verilmesi durumunda çocuklara yemekhane yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Bazen masalar demler, bazen yerler. Yemekhane var mı okulda? Yok. Yok değil mi? Koridorun içinde. Koridorda yiyorsunuz, bir yerde oturarak. Evet, bazen de sınıflarda yiyoruz. Sınıflarda yiyor musunuz? Evet. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde mülki idare amiri ve yerel yöneticilerle kurum amirlerinin katıldığı halk buluşmaları devam ediyor. Şimdi Sayın Kaymakamımız buraya teşkil etmişler, Sayın Belediye Başkanımız, ilçe milli eğitim müdürümüz, şura müdürlerimiz, Allah aşkına razı olsunlar. Buraya kadar teşkil etmişler, amaçları böyle gençleri camiye teşvik etmek, camiye yönlendirmek. Bu konuda benleri bilinçlendirmek ve sizlerin bir sorunu varsa onları dinlemek ve size yardımcı olmak. Hilvan Kaymakamı Halit Yıldız, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ve İlçe Müftülüğüne bağlı vaiz, halk buluşmaları programı kapsamında Hoşin Kırsal Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Mahalle camiinde birlikte kılınan yatsı namazının ardından aile değerleriyle ilgili konuşan vaiz Süleyman Bür, günümüzde etkin şekilde kullanılan sosyal medyanın aile üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Günümüzde aile içinde aile değerlerinin sosyal medya yoluyla yok olduğunu ve bununla birlikte inanç değerlerinin de yavaş yavaş ortadan kalktığını belirterek çocukların bu yönde kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi. Hilvan Kaymakamı Halit Yıldız ve Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, buluştuğu Hoşin Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek çözüme kavuşturmak için birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Ama inşallah birle idare ediyoruz. Üç kural falan yok mu burada? Bir tane var. Tamam. Öğrenciler içeride durulan kutu kalacak. Sen de şimdi bizden kokladın. Söyle ister misin? Yavru artık değil mi? Çocuklar için lan. Sen kendi için değil mi? Yani ne ikisi altı sekizde geçiyorsun? Eğitimden enerjiye, sosyal yaşamdan ulaşıma kadar her türlü sorunların dile getirildiği buluşmada mahalle muhtarı ve vatandaşlarca iletilen sorunları rapor eden Yıldız ve Bayık, belirtilen sorunlar hangi makamda çözülmesi gerekiyorsa birlikte başvuracaklarını söyledi. Bak,
Mahallelerine yapılan ziyareti değerlendiren Hoşinli sakinler, Kaymakam Yıldız'a, Başkan Bayık'a ve beraberindekilere teşekkür etti. Şanlıurfa'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan organik yeşil zeytin tezgahlardaki yerini aldı. 15 çeşit zeytinin kilosu 4 ila 12 liradan satışa sunuluyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Şanlıurfa'nın birçok yerinde zeytin tezgahları kuruldu. 15 çeşidin satıldığı tezgahlarda zeytinler çizilme ve kırılma şekline göre 4 ila 12 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Bu yıl üretimin diğer yıllara göre yağlı ve bereketli olduğunu ifade eden zeytinciler, kent merkezinde 28 ayrı tezgahta zeytin satışı yapıldığını söyledi. Sofralarda tüketilen zeytinlerin kaliteli ve organik olması gerektiğine dikkat çeken zeytin satıcıları, Şanlıurfa'da en çok tüketilen zeytinlerin başında halhallı, eğri burun, derik, gemlik ve nizip cinsi zeytinler olduğunu söyleyerek günlük olarak 200 kilo civarında zeytin satışı yaptığını kaydetti. Ortalama dem haftada her bir tezgahımız 10 ton rahat getiriyor yani. Bunu da gün 50 gün 3000 ton rahat zeytin tüketiliyor Şanlıurfa'da. Şanlıurfa'da yaz mevsiminde sabah kahvaltı sofrasının baş köşesinde isot geliyor. Ancak kış mevsiminde bunun yerini zeytin alıyor. Bölge halkı zeytini genellikle sade tüketmek yerine üzerine pul biber, nar pekmezi ve halis zeytinyağı dökerek ekmek bandırmak suretiyle tüketiliyor. Oldukça lezzetli olan zeytinlerimiz her sabah sofraların vazgeçilmezi oluyor. Şanlıurfa'da son zamanlarda zeytin ağacı dikimi neredeyse fıstık ağaçlarıyla yarışır duruma geldi. Allah'a çok şükür yağmurlardan sonra zeytin hem yağlandı hem güzel zeytinler gelmeye başladı tezgaha. Müşteri de memnun, şu an biz de memnunuz. Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde vatandaşların yol ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 6 mahallede çalışmalarını tamamlarken 3 mahallede ise stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Kilitli beton parke döşeme, stabilize yol yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını bir bir tamamlayarak yeni yolları Haliliye halkının hizmetine sunuyor. Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Açık Yazı, Pırpır, Çekçek, Çiçekli ve İrice mahalleleriyle Uluhan Mahallesi Erenler Mezrası'nda stabilize yol yapım çalışmaları tamamlandı. Kış öncesi yol yapım çalışmaları tamamlanan mahalle sakinleri hizmetlerden dolayı Haliliye Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Ben Haliliye Belediyesi'nden bu yollarımıza yapılıyoruz. Haliliye Belediyesi'nden çok teşekkür ederim. Fen işleri ekibimden çok teşekkür ederim. Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirbal'a çok teşekkür ederim. Ekiplerimize, belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Çünkü hizmetlerinden dolayı. Köyümüzde ancak çamurlardan çocuklarımız okula gidemiyordu. Okullarımızı yaptı. Camimizin ön tarafını yaptı. Köyümüzün sokaklarını, bütün köyümüzün sokaklarını yaptı. Mezrelerimizi de en güzel şekilde yaptılar. Fevzi Bey'e bir de ekibine teşekkür ederiz. Tamamlanan yol çalışmalarının yanında ihtiyaç duyulan bölgelerde de çalışmalar devam ediyor. Ballıca, Konak ve Kösecik kırsal mahallelerinde 3 ayrı ekiple çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu bölgedeki çalışmalarını da kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan ekipler Ballıca, Konak ve Kösecik bölgelerindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra program çerçevesinde diğer mahallelerde çalışmalarını devam ettirecek. Şanlıurfa'da Kapaklı Pasajı'nda yıllarca esnaflık yapan Mustafa Ergör hayatını kaybetti. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun.
Şanlıurfa'da çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi altına alınan kapaklı pasajı esnafı Mustafa Ergör hayatını kaybetti. Ergör'ün cenazesi bugün Miskinler Camii'nde öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından Harran Kapı aile mezarlığına defnedildi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenazede Ergör'ün esnaf arkadaşları son görevlerini yerine getirmek için camiye akın etti. Ergör ailesi taziyeleri Miskinler Taziye Evi'nde kabul edecek. Kanal Urfa ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Kan bağışının yaygınlaştırılması amacıyla yarın saat 11 ile 16 arasında Esentepe mahallesinde bulunan alışveriş merkezinde Kızılay Şanlıurfa Şubesi tarafından kan bağışı standı açılacak. Sosyal sorumluluk anlamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın Esentepe mahallesinde bulunan alışveriş merkezi yine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Yarın 11 ila 16 saatleri arasında alışveriş merkezinde kan bağışı standı kurulacak. Şanlıurfalı vatandaşları kan bağışına davet eden Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi kan bağışçı kazanım uzmanı Hatice Ayaz, tüm Şanlıurfa halkını kan bağışına beklediklerini söyleyerek kan bağışı hayat kurtarır dedi. Şanlıurfa Kızılay Kan Bağış Merkezi olarak ilimiz ve ilçelerimizdeki bütün hastanelerin kan ihtiyacını karşılamaktayız. Bu anlamda çeşitli noktalarda kan bağış ekipleri düzenliyoruz. Yarın da Toru şirketlerin katkılarıyla Urfa City AVM'nin içinde kan bağış etkinliğimiz olacak. Yine aynı zamanda Haşimiye Meydanı'nda kan alma birimimiz var. Burada da kan bağışı alacağız yarın. Ben tüm duyarlı vatandaşlarımızı yarın bu noktalarda kan bağışına davet ediyorum. Çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda 1 milyon sahte Amerikan dolarıyla 10 bin Türk lirasını piyasaya sürmek üzere olan şebekeye yapılan operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 13'ü tutuklandı. Alınan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Kasım tarihinde İstanbul merkezli Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu 9 ilde düzenledikleri operasyonda sahte para ve POS tefeciliği yapan çeteyi çökertmiş, baskınlarda 1 milyon sahte Amerikan dolarıyla 10 bin Türk lirasını piyasaya sürmek üzereyken 26 kişi yakalanmıştı. Çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Yakalanan zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak ve parada sahtecilik suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. Şanlıurfa'da intihar girişimi vakasına giden itfaiye aracı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İntihar girişiminde bulunan şahısa polis tarafından ikna edilerek çıktığı aydınlatma direğinden aşağı indirildi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Kuyubaşı mahallesinde bir şahıs aydınlatma direğine çıktı. Şahsın intihar edeceğini düşünen vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri madde kullandığı fark edilen şahsı indirmek için yoğun çaba harcarken olay yerine giden itfaiye aracıysa bir otomobille çarpışarak kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kazaya karışan itfaiye aracı ise intihar girişiminin yaşandığı bölgeye devam etti. Direğe çıkan şahıs polisin uzun süren çabaları sonucu indirildi. Şahsın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sırın mahallesindeki köprülü kavşakta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler aynı yerde bu kaçıncı kaza demekten kendilerini alıkoyamadı. Edinilen bilgiye göre kaza Haliliye ilçesi Sırrın mahallesinde yeni yapılan köprülü kavşakta yaşandı. Sık sık trafik kazalarının meydana geldiği köprülü kavşaktaki son kazada Poyraz Ağa'nın kullandığı 63T0122 plakalı ticari taksi, İbrahim Ağa'nın kullandığı 46HM245 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada İbrahim A, Poyraz A ve takside bulunan Melike A yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kapanan yol, dökülen mazot ve motor yağının temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken vatandaşlar aynı yerde sürekli trafik kazalarının yaşandığını ve kavşakta sinyalizasyon sisteminin bir an önce uygulamaya konması gerektiğini belirtti. Şanlıurfa'da terör örgütü PKK, PYD ile DH üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda son bir hafta içerisinde terör örgütü PKK, PYD, YPG ile DH üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir kadın, 5 PKK, PYD üyesi, 7'si DH'lı olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya merkezi aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu Beşir'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 astsubay gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ-PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 11'i muvazzaf, 1'i soruşturma kapsamında daha önceden açığa alınmış 12 subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır'da 4, Şırnak'ta 3, Gaziantep'te 2, Şanlıurfa'da 2, Konya'nın Kulu ilçesinde 1 kişi olmak üzere 12 asker gözaltına alındı. Konya'ya getirilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Türkiye'nin en meşhur kuru yemişi olan Çorum leblebisi, kuru yemiş kimliğinden sıyrılarak kebap olarak sofraları süslemeye başladı. Çorum'da Emre Çıtak adlı genç bir girişimci ürettiği leblebili kebapla Adana ve Şanlıurfa'nın ünlü kebabına rakip oldu.
az yağlı dana kıyma, ekmek, soğan, pul biber, sarımsak, kimyon, tuz, karabiber ve leblebi karışımından yapılan kebap damak tadına önem verenlerden de şimdiden tam not aldı. Leblebili kebabın hikayesi hakkında bilgi veren Emre Çıtak, yöre yöre gezdiklerini belirterek her gittikleri yerde her yörenin kendisine has kebabı veya pidesi olduğunu gördüklerini söyledi. Yöre yöre geziyoruz. Her yörenin kendi meşhurluğuyla alakalı bir kebabı ya da pidesi var. Gördük ki Antep özellikle fıstıklı kebabı yapmış. Dedik bizde leblebimiz var meşhur. Yapalım olursa yemek olarak sunarız. Yaptık oldu güzel, tepkiler de güzel şu an. Leblebili kebap az yağlı, dana kıyma, kuyruk yağı, tuz ve meşhur leblebimizi harmanladık. Kebap yaptık. Leblebili kebap. Vatandaşlarımızın tepkisi güzel gidiyor. Özellikle Çorumlu. Çorumlu halkımızın da bizim meşhurumuzun kebabı var. Leblebili kebabımız var diyebiliriz. İlk defa Çorumlu olmama rağmen ilk defa leblebili köfteyi çarptım. Tadından çok memnun kaldım. İnşallah daha ileride. Demek ki bunu daha da ilerletecekler. Daha güzel olacak. Çorumlu yeni bir ünlü olarak herkese sunacağız. Çorumlu tanıtmış olacağız. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden buluşmak dileğiyle. Bizi izleyin. Haberiniz olsun.